Beni görmek istemişsin abi. İstedim. Bir konuşalım istedim. Otursana. Nasılsın? İyi. İyi. Aynaya baktın mı? Niye? Hani abinim ya Zeynep. Yalan söyleme bari. İyi falan değilsin çünkü. Abi belli ki sen bir şeyler duymuşsun. Ne söyleyeceksen söyle, at fırçanı sonra bırak beni gideyim. Zeynep, sana fırça atmaya çağırmadım seni buraya. Evet duydum, Halil İbrahim'e gitmişsin. Ne konuştunuz? Neye karar verdin? O ne dedi, sen ne dedin? En azından bunları bilmeye hakkım var değil mi? Babam senin en yakın arkadaşını vurdu. Sen de babamı vurdun. Bizim bir geleceğimiz yok dedim. Kısacası bu. Bunda samimi misin? Abi neyi soruyorsun yani, neyi öğrenmeye... Bitti mi Zeynep? Sevgimi soruyorsan eğer bitmedi. Aşkımdan geberiyorum. Detaya gir demedim Zeynep. Ama burada olduğuna göre belli ki karşılıklı bir geberme yok. Belki de var. Siz erkeklerin enteresan bir gururu da var çünkü. O arkadaşı her ne kadar övmek istemesem de gururu olduğu doğru. Bitti mi evliliğiniz? Bu bilginin kime ne faydası var abi? Buradayım işte. Şöyle bir durum var Zeynep. Biz Halil İbrahim'le iyice gerildik. Belli ki yarın öbür gün birbirimize yürüyeceğiz. Seni incitmek istemiyorum. Zaten üzgünsün. Olan olaylar yüzünden arada kaldın. Daha fazla arada kalmanı istemiyorum diyorum. Ben arada falan değilim abi. Birbirinize istediğinizi yapabilirsiniz, rahat olun. Benim ne önemim var ki? Benim abim ölmüş, babam ölmüş, kocam ölmüş. Benim duygularımın ne önemi var? Siz rahat rahat vurun birbirinizi. Böyle olmasını ben istemedim Zeynep, biliyorsun. Daha düne kadar Halil İbrahim'le beraber yol yürüyüp aramızdaki çatışma bitsin diye neler çektim, ne kadar uğraştığımı sen çok iyi biliyorsun. Ama adam babamızı vurdu. Öyle ya da böyle. Ben bunun karşılığını vermezsem ne sokağa çıkabilirim, ne kimseyi yönetebilirim. Sizin sorununuz ne biliyor musun? Dökülen bir damla kanın karşılığını vermeniz gerekiyor. Ama dökülen gözyaşlarımızın karşılığını veremiyorsunuz. Zeynep. Ne yapıyorsun tek başına burada? Hiç, oturuyorum. İyi, gel dolaşalım, kafan dağılır. Ay hiç keyfim yok Hakan. Ya en azından bana eşlik et. Ha, geldim tıkıldım burada, evde hiçbir şey yapamıyorum. Ya beni bir yemeğe falan götür. Hem bak sana da değişiklik olur. Bugün keyfim yok, başka zaman yapalım olur mu? Yok Hakan'ım, o seninle dolaşmaya falan gelmez. Niye? Ben ne yaptım ki hala? Zeynep kendisine ya da ailesine zarar vermeyen birisiyle dolaşmaya gitmez oğlum. Alışık değil çünkü. İyi ya Zeynep. Ailemizde kimlere zarar verelim, oturup onu konuşuruz. Olur. Önce halandan başlayalım, olur mu? Olur mu anneciğim, uygun mu senin için? Olur kızım, olur. Yeter ki sen kendine zarar verme. Ben hastaneye gidiyorum. Dönüşte siz de uğrayın. Asiye gelmiyorsun diye laf etmeye başladı zaten. Sonra da Asiye'yi konuşalım. Kusura bakma Zeynep, ben ona bulaşmam. Bak, akıllı çocuk. Belaya bulaşmaması gerektiğini nasıl da biliyor. Darısı senin başına kızım. Dönüşte uğrayın oğlum, hadi geç kalmayın. Hadi Zeyno. Sen eskiden takılmazdın böyle şeylere. Ya sonuçta kadının kocası hastanede. İyi
İyi tamam. Üstüme bir şey alayım çıkalım o zaman. Teşekkür ederim. Zeynep. Cemal. Sıtkı sizin ne işiniz var burada? Yemek vardı. Ona gelmiştik de. Ne yemeği vardı? Halil İbrahim'in bir iş yemeği vardı Zeynep. Hayır. Enişte bir bak boş durmuyor. Hakan şimdi doğru olmaz. Biz gidelim. Yok. Ben de özür dileyim. O gün kahvede Fikret abi vardı. Bir şey diyemedim. Ayıp oldu adama. Başka zaman Hakan. Allah kusura bakma. Merak da mı etmiyorsun kim ne yemek yiyor diye? Aslında birader. Cemal. Cemal tamam sorun yok. Hakan benim kuzenim. Zeyno ben diyorum ki hazır gelmişken ben barıştırayım sizi. Hakan saçma sapan bir şey söyleme sakın. Kocam Mehmet Ali amca da mı yemek yiyor? Mehmet Ali abi. Selam. Ben Hakan Marten. Hatırladın mı? Hatırladım. Sen buralara gelir miydin? Son yaşanan olaylardan sonra geçmiş olsuna geldim. Nasılsın Ali İbrahim? Merhaba Hakan. Merhaba Mehmet Ali abi nasılsın? Merhaba Zeynep'ciğim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Baban nasıl? Daha iyiye gidiyormuş diye duydum. Evet daha iyi olacak inşallah. Sen nasılsın Ali İbrahim? İyiyim Zeynep. Siz iş yemeğindeydiniz galiba. Biz bölmeyelim sizi. Yok yok önemli değil. Önemli değil. Sen ne yemeğindesin? Hakan'la hava almaya çıktık. İyi. Dışarıda oturun o zaman. Nerede oturacağımı sana mı soracağım Halil İbrahim? Doğru. Kiminle yemek yiyeceğini bana sormuyorsan... ...nerede oturacağını da bana sormana gerek yok. Kusura bakma. Ben ısrar ettim. Bu aralar biraz canı sıkkın, evden çıkmıyor. Muhtemelen... En büyük sebebi de sensin. Hata etmişim. Etme Hakan. Hata etme. Çünkü senin abin... ...hata kotasını doldurdu. Onun acısı senden çıkmasın. Biz hadi oturalım artık. Size afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Ne yiyoruz Zeyno? Zıkkımın kökünü yiyoruz Hakan. Bekle 2 dakika onlar çıksınlar sonra biz de kalkalım. Tamam. Allah Allah. Nereden tanıyormuş ki Halil İbrahim Mehmet Ali Bey'i? Ne bileyim Ayşe. Halil İbrahim bu. Kimi nereden tanır, neden tanır, ne ortak noktası vardır da konuşur. Onu bilemem. Ama karşılaştım başka bir Halil İbrahim'di. Yani bana ters düz konuşmalar, yok dışarı çıkın oturun demeler. Tamam işte kıskanmış seni belli ki. Tabii Hakan'ı gördü, yakışıklı, zengin. Kıskandı. Üzme sen canını. Ben bir abine bakayım bir şeye ihtiyacı var mı? Görüşürüz. Arkadaşın tek kriteri zengin ve yakışıklı olmak. Tabii her şeyi Fikret'ten izah aldığı için.
kanmak için sevmek gerekir. Sence seven insan böyle mi yapar? Nasıl davranmalıydı? Ne bekliyordun? Ben bir şey beklemiyorum Elif. Belli ki o hayatına devam ediyor zaten. Hemen işinin gücünün intikamının peşine düşmüş. Diyene bak. Senin baban yoğun bakımda. Kocanla aran bozuk. Sen kalkmış restorana gitmişsin. Sence kimin için hayat devam ediyor? Yani o senin hakkında ne düşünüyordur şu an acaba? Kuzenimle yemeğe gittim ben. Kuzeninle yemeğe gittin. En kötüsü de o ya zaten. Bir Martin'le sarmaş dolaş geziyorsun. Ay sarmaş dolaş değildim Elif. Omzumu tuttu sadece. Zeyno, bu Halil İbrahim senin kuzenin gibi zibidi tayfasından değil. Bizim sevdiğimiz erkek modeli. Sevdiği kadını koruyan, kollayan, kıskanan. Bunu da illaki bir şekilde belli eden biri. Sen de düne kadar bundan memnundun. Şimdi neyin peşindesin? Bir şeyin peşinde değilim Elif. Sadece sevdiğim adamın benim peşimde olmasından başka bir şey istemiyorum. Ama o işinin gücünün intikamının peşinde. Ben hariç sülalemin peşinde ya. Zeynep, benim güzel kızım. Sen çok akıllı bir kızsın. Ben bugüne kadar sana şunu şöyle yap, bunu böyle yap hiç demedim. Elif bana bir şeyler çıtlattı. Eğer rahatsız olmazsan Halil İbrahim'le ilgili bir şeyler demek isterim kızım. De tabii halacığım. Sen kininle öfkenle konuşmazsın benimle. Konuşmam Allah için. Sen bu çocuğu sevdin. Elif'le Şota der ki Halil İbrahim de Zeynep'i seviyor. Seviyor anne. Zeynep her ne kadar kabul etmek istemese de Halil İbrahim Zeynep'i gerçekten seviyor. Sen bu çocuktan vazgeçme. Bak görüyorsun burada herkes birbirinin mezarını kuyusunu kazıyor yavrum. Yapma. Tut elinden. Al götür buralardan. Bir kere fırsat gelir hayatta. Bir ömürde her gün sevemezsin. Bir kere seversin. Tutup elinden götüreyim ha. Ne diyeceğim? Yürü gidiyoruz, sen de benimle geliyorsun mu diyeceğim. O beni dinler mi zannediyorsunuz? Onun kendine ait bir dünyası var. Kimse yolundan döndüremez onu. Sen de öyle yap. Sen de yolundan dönme. Onun yolu varsa senin yolunda onu yola getirmek olsun. Senin yoluna. Beraber yürüyeceğiniz yola. Vazgeçme kızım. Tuncay. Oğlum. Ablacığım. Ah. Gel buraya gel. Canım benim. Ah bakayım ben. Hoş gelmişsin. Oh. Oy. Tuncay hoş geldin ablacığım. Çok özledik seni. Hoş buldum. Ben de sizi çok özledim. Tuncay'ım hoş geldin. İyi ki geldin de. Abimle annemin haberi var mı geldiğinden? Yok. Ben ne söyleysem annem gelme dedi. Ama ben artık dayanamadım abla. Babamı görmek için geldim. En azından ölmeden son bir kez. Ablacığım, olması laf öyle, babam ölmeyecek. İyi ki geldin. Şimdi biz seninle hastaneye gideriz. Sen kendi gözlerinle görür rahatlarsın, olur mu? Sonra da okula, tamam? Tamam abla. Al bakalım çantanı. Aslanım. Özledim seni. Babam nerede? Nereye götürdünüz onu? Babam öldü mü? Zeynep Hanım, sizin haberiniz yok mu? Rızvan Bey'in tedavisine evde devam edilecek dedi anneniz. Annem böyle bir şey istese haberim olurdu herhalde. Yok öyle bir şey. Az önce Asiye Hanım ile kardeşiniz... Asiye Hanım mı? Hadi yavaş. Anne Fikret abime haber verseydik. Keşke adam gelip sabah görecek. Sen karışma benim işime. Kocamı nereye götürmek istersen götürürüm. Hadi yavaş. Bilader sen beni takip edeceksin. Kapa kapıyı. Hadi. Durun ne yapıyorsunuz? Ha, aldık başımıza belayı. Ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz ya? Beyefendi açar mısınız kapıyı lütfen? Açar mısınız? Babam içerideki ya. Sen neye bağırıyorsun? Ha?
Ne yaparız? Baba o hallerde gelse böyle bağırmadı. Yolla. Ha, kes sesini. Asiye'nin ayıp oluyor ha. Tuncay'ım sen karışma. Sen delirdin mi ya? Öldürecek misin babamı? Nereye götürüyorsun? Ayrıca sen kime haber verdin? Kimden izin aldın? Kime ne soracağım ben? Benim kocam o içerideki. Kimden izin alacağım ben? Değil. Senin kocan falan değil. Sok artık bunu kafana. Senin babamı bir yere götürme de getirme de hakkın yok. Öyle mi? Bir imzayla senin bir iznin var. Yollayı bırak. Ne yapacaksın? Benim yolumu mu gezeceksin? Ne yapacaksın? Bak benim sabrımı zorlama. Yeter artık. Çek şu kanlı ellerini ailemizin üstünden. Ne anlatıyorsun sen ya? Babamıza kurşun sıkan adamın karısına bak. Kanman diyor bir de. Tuncay al götür ablanı buradan, tamam mı? Haydi. Bakar mısınız? Şu anda babamı kaçırıyorlar. Eğer buradan bir yere gönderilirse bunun hesabını veremezsiniz. Bu ambulans buradan bir yere kıpırdamayacak. Kapat kapıyı. Benim kocam var içeride. Kapat. Hadi. Hiçbir yere gidemezsiniz. Bekleyeceksiniz. Allah'ım. Sadece Sebze'yle bekleyin. Ben nasıl taş gibiyim görmen lazım. Efendim Zeynep. Abi ben şu anda hastanedeyim. Babamı kaçırıyorlar. Babamı mı kaçırıyorlar? Kim kaçırıyor ya? Kim olacak? Asiye Hanım. Asiye mi? Aç şu megafonu çabuk. Lan sen de aç da biz de duyalım ne oluyor. Bu teyzem iyice kafayı yedi ha. Fikret'im. Asiye Hanım ne oluyor orada? Aa, yok senin bacın abartı. Bir şey yok, ben doktorlarla konuştum. Hiçbir şey yok, götüreceğiz evde, devam edecekler tedavisine. Yoğun bakım hastasının tedavisi evde nasıl devam edecekmiş acaba? Ben malzemeleri tamıyorum, her şeyi koydu. Her şeyi ayarladı, başında hemşire var, her şey tamam. Ben babana iyi bakacağım. Bak hemen sapasağlam olacak. Babam nerede babam? Ambulansa bindirdik zaten. Tamer beni duyuyor musun? Duyuyorum abi. Madem o adamı ambulansa sokmak gibi bir akılsızlık yaptınız, o ambulans bizim eve gidecek. Nedime annenin olduğu eve. Aldığım bütün malzemeler de bizim eve kurulacak. Anladın mı beni? Taner, sana bir soru sordum. Kemiklerimi kırmayayım. Anladın mı beni? Anladım abi. İki kere söylemene hiç gerek yok. Tamam. Benim kocam neredeyse ben de oradayım. Bana bak, ben biliyorum zaten adresi. Sen aç o sirenleri. Haydi gidiyoruz bakalım. Aç sirenleri. Böyle öyle kolay mı? Kocamı götüreceklermiş. Hadi yürü. Yürü Tuncay. Hayati tehlikesi var. Onun için diyor Nedim annem. Neyse. Vardır her işte bir hayır. Nasıl bir hayır bu? Ha? Nasıl bir hayır acaba? Tamer sen anneni al. Siz eve gidin. Babamı görmek istediğinizde haber verirsiniz, gelirsiniz. Anneciğim. Bak. Gel gidelim biz bak. Beni hiçbir kuvvet buradan bir yere götüremez. Bu kadar. Ben kocamı rahat etsin diye çıkardım hastaneden. Kocamı bırakayım da bununla nasıl zehirlesin diye mi? Hiçbir yere gitmiyorum. Bu kadar. Sen kal, kal bu evde de annem asıl seni zehirlesin. Haydi bakalım, haydi. Ben de zehirle ne yılanlar gördüm. Bana hiçbir şey olmaz da. Ben Rızvan'ımı bu halde hiç kimseye bırakmam. Hiç kimseye de güvenmem. Bu kadar. Asiye. Bu hayattaki en büyük konuşmam. Bu kadınla aynı çatı altında kalmam. Ölsem kalmam. Öl Nedime, ne yapayım? Senin oğlu getirdi benim kocamı buraya. Tabii istemiyorsa ben alır götürürüm. Ya siz her yerde beni rezil etmeye yemin mi ettiniz ya? Ne bakıyorsunuz? Bir tek bana söylemiyor. Hepinize değil. Bana bakın. Hepinizi babamın yüzüne hasret bırakırım. Benim tepeme attırmayın. Hayatım aslında babamın burada olması iyi oldu. Yani hem ona moral olur hem yanında doktor da var, hemşire de var. Bir problem yok yani. Sadece teyzem burada kalma konusunda biraz ısrarcı. Israrcı, evet ısrarcı. Öyle bir sıkıntımız var. Fikret, ben bu kadını evimde istemiyorum. Ben de aynı şeyi söyledim. Ne olacak? Ben evime gitmek istiyorum kocamla. Eğer isterse Nedim'e gelin, başımın üstünde yeri var. Ben onunla aynı çatıda yaşarım. Geçimsiz olan da o, ben değilim. Abi, olacak iş var, olmayacak iş var. Olur. Hak var, hakkaniyet var.
Fikret ne derse o olacak. Ya bu gece benim kocamın son gecesiyse? Ben niye bırakayım kocamı? Ha? Herhangi bir rezillikte hepinizi kapının önüne koyarım. Kardeşlerimin babamın çocuklarının annesidir. Babamın yanında olmaya hakkı var. Fikret, ben bu kadının aynı çatı altında kalmam. Av kulübesinde kal o zaman anne. Tek derdin çatıysa beni uğraştırmayın. Fikret nereye? Babamı görmeye. Çay var mı? Yok. Hayatımın en büyük hatası ne diye sarmaya çalışıyorum. İnanır mısın? Durduramıyorum kendimi. Ben seni durdurayım mı? Bu eve geri dönmek. Sana kalsa koşa koşa gidip kendimi Halil İbrahim'in kollarına atayım değil mi? Ne bir şey yapmış olursun Zeynep. Mümkünse geri gelme Zeynep. Ne demek geri dönme Elif? Yemeğe gidiyorum sadece. En son yemeğe gittiğinde evlendin ya Zeyno. Ben de diyorum ki mümkünse bu işin devamını mı getirsen? Elif sen kimin süt kardeşisin ben anlamadım ya. Halil İbrahim'in mi benim mi? Babam içeride yatıyor ya. İşte o yatıyorken diyorum. Çünkü baban ayaklanırsa bu bir sorun. Ayaklanmazsa bu daha büyük bir sorun. Ya. Niye çağırdı acaba beni? Ne diyecek? Hiçbir şey de dememiş Sema'ya. Ay niye bir şey desin ki? Seni böyle meraklandırmak, heyecanlandırmak varken. İşte cici eniştem. Biliyor işini. Ay en azından cici enişte deme bari. Şu anda gözüme hiç cici gelmiyor çünkü. Tamam tamam. Sen zaten yeterince cici oldun bu kıyafetler, bu dekolte, bu saçlar filan. Ay Zeyno, Asiye görmeden çıktı evden. Sonra yolla ilgili konuşmaya başlamasın yine. Kendisinin geçmediği yol kalmamış, sonra biz yolda oluyoruz. Neyse, hadi bakalım. Evdekiler nasıl? Herkes iyi. Aynı soruyu senin için soramayacağım. Sormaman iyi olur. Çünkü alacağın cevap senin için sarsıcı olurdu. Vurduğun babam evde. Asiye de bizde. Neyse ben bunlardan bahsetmeyecektim. Dün burada karşılaşmamız biraz tatsız oldu. Gereksiz yere gerildiğim. Senin bütün ailen gereksiz olduğu için yerli yersiz geriliyorum ben de. Halil İbrahim ne olursa olsun onlar benim ailem. Zeynep biz senin ailene beraber savaş açtık. Arabalarının altına beraber bomba koyduk. Şimdi kalkmış burada ailem ailem diyorsun beni delirtiyorsun. Arabaların içinde kimse olmayacağına dair anlaşma yaptık. Kimseye zarar gelmeyecek diye söz verdin bana. Ben de sözümde durdum zaten. Ta ki kardeşim ölene kadar. Ben de bu konuyu açmayacaktım zaten. Halil İbrahim. Ne istiyorsun? Yani neden çağırdın beni buraya? Seni istiyorum. Anlamadım. Seni istiyorum Zeynep. Ait olduğun yere.
evimize geri dönmeni istiyorum. Bunları sana kızgınlıkla, kırgınlıkla veya öfkeyle söylemiyorum. Kalbimde sana karşı bunlardan herhangi biri yok. Ne var kalbinde bana karşı? Görmüyor musun Zeynep? Görüyorum. Ama duymak istiyorum. Sevgi var. Ya bu sevgi sen benimle gelsen de var, gelmesen de var. Sadece senden tek bir isteğim var. Eğer benimle birlikte geleceksen tek bir ailen olacak. Arada kalmak yok. Ya benimlesin ya değilsin. Arkadaşlarınla savaşa giderken yaptığın anlaşmalar gibi bir şey mi bu? Ya benimlesin ya değilsin. Yani bu nasıl saf bir sevgi olabilir ki? Biz mutlu olalım diye insanları üzmemi bekliyorsun benden. Aileme sırtımı döndüğünde ben nasıl mutlu olacağım peki? Sen kararını vermişsin zaten. Ben boşu boşuna konuşuyorum. Halil İbrahim. Kendine iyi bak Zeynep. Öldürürüm oğlum seni, cevap versene. Her şeyi bırakıp peşinden geleyim diyorum. Gördüğüm şeye bak ya. Halil İbrahim. Cevap ver. Dur. Konuş. Dur, yapma, öldüreceksin adamı, dur. Kim yolladı seni? Söyle. Halil İbrahim, öldüreceksin, dur artık. Öldürürüm oğlum seni, cevap versene. Letala, letala. Ha. Ailen. Halil İbrahim. Hangi Leto? Cevap ver, burada öldürürüm bak seni. Allah sizin cezanızı versin ya. Siz ne biçim insanlarsınız? Ne oldu? Hanginiz pusu kurdu Halil İbrahim'e? Aa, öldü mü? Ölmedi. Ya ben üstlemem o zaman Levent'e zor. Ne oldu ya, senin sorunun ne? Levent, eğer Halil İbrahim isteseydi seni şimdiye kadar 50 kere öldürmüştü, biliyorsun değil mi? Öldürüldü. Ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim ki. Zaten adamı nerede görsem yolumu değiştiriyorum artık. Ama onu bir daha gördüğümde elini sıkacağım, teşekkür edeceğim beni senin gibi bir suratsızdan kurtardığı için. İlla birine bir şey soracaksan git abine zor. Sonuçta liderimiz o, biri bir şey yaptıysa onun emriyle yapmıştır. Benimle alakası yok. Soracağım. Kim yaptıysa hesabını soracağım. Umarım söylediğin gibi senin bu işle bir alakan yoktur. Sen evvela babanın hesabını sor ha. O eşkıyayla fingirdiği su bir de yolla. Senden umudum vardı Fikret. Bu adam farklı dedim. Mert dedim. Sözünün eri dedim. Tam bir hayal kırıklığı oldum.
konuşacak mısın? Sıkacak mısın? Sıkmayacağım. Konuşacağım Fikret. Sana Zeynep'le buluşacağımı söyledim. Madem nerede buluşacağımı biliyorsun, öyle çıkışında, gariban kılığında adamla bana pusu kurmayacaksın. Çıkacaksın karşıma, kendin yapacaksın. Ama suç sende değil. Ben de. Ben umut ettim. Zeynep yüzünden inandım sana. Evime geldin. Silahı doğrulttun. Sıkmadın. Ben de sana geldim. Silahı doğrulttum. Sıkmıyorum. Ödeştik. Ne arıyorsun sen burada? Abime yakışmadı demek için gelmiştim. Ama gerek kalmadı. İyi. Abi kardeş, birbirinize neyin yakıştığını aranızda konuşun. Senin yerinde olsam o adamın peşinden giderdim. Gidecek yüz mü bıraktınız abi? Normalde böyle bir şey yapmam, beni bilirsin. Ama karakolda öyle kız kardeşin yanına gidiyorum falan böyle ters düz konuşunca öfkelendim. Yapın dedim. Kime dedin? Ne önemi var? Şu önemi var abi. Eğer bunu Yavuz'a söylediysen kız kardeşimiz dul kalacak. Yok eğer Levent'e söylediysen de Ayşe abisinden olacak. Ne fark eder Zeynep? Bak biz bir yola girdik. Ya biz onu ya o bizi. Halil İbrahim az önce yapabilecekken sana sıkmadı. En son seninle uzlaşmaya çalışmıştı. Bu kan davası bitsin, savaş bitsin, ben senin yanındayım dedi sana. Baban aradan çekilsin, ben seni destekliyorum dedi. Öyle ya da böyle babam bir şekilde aradan çekildi. Ve sen şimdi aileyi yönetiyorsun. İlk işin de senin yanındayım diyen adama savaş açmak mı? Zeynep, bunu sana daha kaç kere söyleyeceğim ben ya? Ha? O babamı vurmadan önceydi. Haklısın abi. Sözler kişilere ve durumlara göre değişebiliyor. Dün kumpas kurmayanlar bugün kurabiliyor. Keşke babam bir an önce ayağa kalksa da bu işleri hiç sen yapmasan. Çünkü Rızvan Leto'ya bir şekilde yakışıyor. Ama sana hiç yakışmıyor abi. Zeynep tamam, uzatma bak, zaten canım sıkkın. Ne oldu? Ağrına mı gitti söylediklerim? Zeynep çık bir karşımdan yoksa! Yoksa ne abi, ne yaparsın? Döver misin, söver misin, öldürür müsün, ne yaparsın? Zeynep, sen ne ara geldin? Sana ne Damla? Sen niye geldin? İçki. Abin içki istemişti, onu getirdim. İyi götür. Belki bu akşam abinle yediği hatları unutur. Ne oldu Zeynep? Fikret'e hesabını sordun mu? Ne hesabı teyze? Halil İbrahim'e biri sıkmış ama yine becerememiş, ha öyle mi? Ne oluyor Zeynep? Abime sen mi yaptın demek için otele gittim. İçeri girdiğimde Halil İbrahim silahını abime doğrultmuştu. Ne? Ne diyorsun Zeynep sen? Abim iyi, merak etmeyin. Halil İbrahim'in ağır sözleri ne kadar etki etti bilmiyorum ama en azından bir kurşun yarası yok. İyi ki gitmiş o zaman. Ha. Ne yaptı koca seni görünce? Ha, ben bunun babasını vurdum, artık Fikret'i vurmayın mı, abisini vurmayın mı dedi. Konunun benimle hiçbir alakası yok Asiye Hanım.
Bugün değilse yarın birileri bunun bedelini ödeyecek. Ben otele gidiyorum. Git git tabii. Koca da git teselli et. Böyle yumuşak omuz arar adamlar. Koş. Aşı. Zeynep. Efendim anne. Kızım sen aşağıda Asiye'nin yanında mı öyle söyledin yoksa? Halil İbrahim senin hatırına mı abine zarar vermedi? Ben tam anlayamadım da. Yok anne. Abim daha öncesinde mert biri olduğu için Halil İbrahim onun karşılığını verdi. Abin her zaman merttir. O ne biçim laf öyle? Öyleydi. Hakikaten öyleydi abi. Ama siz ne dediyseniz, nasıl doldurduysanız şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Babanı vuran adamdan intikam almadan lider olamazsın. Sizin gazınıza geldi belli ki. Vay Zeynep Hanım. Yani siz bu evdesiniz ama aklınız, gönlünüz, diliniz bu evde değil. Demek ki siz sadece bize laf sokmak, tavır yapmak için oturuyorsunuz öyle mi? Yani böyle devam edeceksen Zeynep. Böyle devam edeceksem ne anne? Gideyim mi? Ama yok, Halil İbrahim'e gitmeyeyim değil mi? Çünkü ele güne rezil olursunuz. Babasını vuran adama gitti derler, kocasına döndü demezler çünkü. Senin için alıyorsa kimin ne dediğini boş ver kızım sen. Babanı vuran adama git. Gideceğim anne. Babam bir ayağa kalksın, dönmemek üzere gideceğim ben hem de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.